Karmaşık sayılarda kök bulma. İngilizcesi Roots of Complex Numbers. Bu videomuzda karmaşık sayılarda kök bulma işleminin nasıl gerçekleştirileceğini inceleyeceğiz. Kök bulma işleminin nasıl yapılacağına başlamadan önce, bizim ne zaman bu işlemi yapmamız gerektiğini sorularda nasıl anlarız? Öncelikle ona odaklanacağız. Karmaşık sayılarda kök bulma işleminin sorulduğu genel olarak 3 tip vardır. Birinci tip. Bizden hiç gizlemeksizin açık açık kare köklerini, küp köklerini, dördüncü dereceden köklerini sorduğu durum. Mesela bir karmaşık sayısallar. 1 artı i karmaşık sayısının kare köklerini veya küp köklerini veya bundan sonrakileri bilmem kaçıncı dereceden diye söyleriz. Dördüncü dereceden köklerini nokta nokta onu uzatabiliriz. Bulunuz. Karşımıza gelebilecek en açık sorulma biçimidir. Açık açık bir karmaşık sayıyı verir. Bunun kare köklerini veya küp köklerini veya dördüncü dereceden veya beşinci dereceden kökleri de bulunuz der. Peki burada bizim ne anlamamız gerekir? Kare köklerin bir karmaşık sayının kare kökleri ne demektir? Karesini aldığımızda 1 artı i eden karmaşık sayılır aslında bize soruyor. Buna biraz sonra geleceğiz zaten. İkinci tip sorulma biçimi. Direkt z kare eşittir i veya z küp eşittir 1. Z üzeri 4 eşittir 1 eksi kök 3 i gibi eşitlikler verir. Sağlayan z karmaşık sayılarını bulunuz. Bu da karmaşık sayının köklerini sorma işlemidir. Burada aslında bize i karmaşık sayısının kare köklerini soruyor. Karesini aldığımızda i eden karmaşık sayıları soruyor. Yani i karmaşık sayısının burada kare kökleri soruluyor. Burada 1 olan karmaşık sayının küp kökleri soruluyor. Bir şeyin kübünü aldığımızda 1 çıkıyor. Neyin kübünü aldığımızda 1 çıkıyorsa o ifadeler 1'in küp kökleridir. Bir şeyin dördüncü üstüne aldığımızda 1 eksi kök 3 i karmaşık sayısı çıkıyor. Yani 1 eksi kök 3 i'nin dördüncü dereceden kökleri bize soruluyor. Neyin dördüncü üstüne aldığımızda bu karmaşık sayı ediyorsa onlar 1 eksi kök 3 i'nin dördüncü dereceden kökleri olur. Bu şekilde bize sorulduğunda da bu eşitlikleri sağlayan z'ler, bu eşitliklerin karşısında yazan karmaşık sayıların kare kökü, küp kökü, dördüncü derece kökü, üst neyse artık. Üçüncü tip ise kesirli üst yazılması durumudur. İ üzeri 1 bölü 2 mesela. 1 üzeri 1 bölü 5. 1 eksi i üzeri 1 bölü 3. Bunlar da bize kökleri sormaktadır. Bu i'nin kare köklerini soruyor. Bu 1'in 5. derece köklerini soruyor. Burada ise 1 eksi i'nin 3. derece kökleri soruluyor.
Bunun devamında şöyle söylenir. İfadelerini sağlayan nenin tüm değerlerini bulunuz. Sağlayan denmez de ifadelerin tüm değerlerini bulunuz. Karmaşık sayılarda kök bulma soruları karşımıza genel olarak bu üç tip olarak çıkacaktır. Şimdi biz açık açık birinci tiple karekök, küp kök, dördüncü derece kök bulma işlemleri yapalım. Zaten bunlarla ilgili oldukça fazla sayıda örnek sorumuz olacak. Burada karekök bulma nasıl yapılır? Küp kök bulma nasıl yapılır? 4, 5, 6, 7. derece kök bulma işlemleri nasıl yapılır? Öncelikle onlara odaklanalım. Öncelikle karekökle başlayalım. Karekökleri bulma. Karekökleri bulma. Bir kere kök bulma işlemlerinde en temel olayı konuşalım. Karmaşık sayılar ilk olarak kökü bulunacak. Kökü bulunacak karmaşık sayı ilk iş kutupsal biçimde yazılmalıdır. Bu kök bulacak bir kişinin yapması gereken ilk iştir. Kökünü bulacağı karmaşık sayıyı kutupsal biçimde yazmalıdır. Yani z eşittir r çarpı cis teta. Şimdi bir karmaşık sayının karekökleri iki tanedir. Karekök sayısı iki tanedir. Küp köke geldiğimizde 3 tane. Dördüncü derece köke geldiğimizde 4 tane. Beşinci derece köke geldiğimizde 5 tane olarak devam eder. Bunun köklerini Z1, Z2 diye isimlendirebilirdik ama genelde hocalar sıfırdan başlarlar. Z0 ilk kökümüz olsun. Onların kullandığı formülden kaynaklı. Siz de onlarınkini kullanıyormuş gibi yapmanız için ben de size sıfırdan başlayın diye söyleyeyim. Normalde Z1, Z2 yazsanız da hiçbir şey diyemez. Ama cinsi hocalarımız çeşit çeşit üniversitelerde bulunmaktadır. O yüzden sıfırdan başlayalım. İki tane karekökümüz var. Karmaşık sayı eğer ki kutupsal biçime çevrildiyse karekökleri bulunurken yarıçap karekök içine atılır. Bütün köklerde ki iki tane kökümüz var. İlk karekökte buradaki açımız ikiye bölünür. Cis teta bölü 2. İkinci karekökte bu yarıya bölünmüş olan teta bölü 2'ye karekök buluyorsak 360 12 tane kökü olduğu için 360 bölü 2'den 180 derece ekleriz. Eğer ki burada küp kök buluyor olsaydık 360 bölü 3'ten ikinci kökü bulurken 120 derece ekleyecektik. Dördüncü derece kök bulurken 360 bölü 4'ten 90'ar derece eklenerek diğer kökler bulunur. İşte z eşittir r cis teta biçimindeki bir karmaşık sayının karekökleri bu ikisidir. Bir örnek soru yapalım. Bir artı kök 3 i karmaşık sayısının kareköklerini bulunuz.
Hiç gizem yapmadan açık açık kare kökleri istediğimizi söyledik. Şimdi formüllerimiz yukarıda açık dursun. Şimdi bir karmaşık sayının kare köklerini bulacaksak, ilk iş bu karmaşık sayıyı kutupsal biçime çevirmeliyiz. Koordinat düzlemimizi çizelim. Reel kısmımız 1, sanal kısmımız -3. Karmaşık sayı, birinci bölgede bir karmaşık sayı. Orijine olan uzaklığı, burasının uzunluğu -3, burasının uzunluğu 1, burası da dik. Bunların kareleri toplamından 2. Buradaki açımız ise burası 2, burası 1, burası -3 ise burası 60 derecedir. 30, 60, 90 derece üçgenimiz var. 30'un gördüğü hipotenüsün yarısıdır. Hipotenüsün yarısının -3 katı da 60 derecenin gördüğüdür. Bu karmaşık sayımız yarıçapı 2 cis 60 derece olarak bulundu. Şimdi bunların kare köklerini bulacağız. İlk kare kökümüze z0 diyelim. Buradaki yarıçapı kare kök içine atıyoruz. Küp kök buluyor olsaydık küp kök içine atıyor olacağız. Bir sonraki örneklerimizde onları yapacağız. Kare kök 2 cis ilk kare kökümüz açının yarısı. 60 derecenin yarısı 30 derece. İkinci kare kökümüze gelirsek z1 eşittir. Gene yarıçapı kök içine atıyoruz. Kök 2 cis 30 derece artı kare kök bulurken 180 derece ekliyoruz ikinci kökü bulurken. Kök 2 cis 210 derece. Eğer ki kare köklerini a artı bi formatında bulun derse bunları bir de a artı bi formatına çeviririz. Şimdi biz uğraşmayalım o işle. Buradaki 30 derecenin yerine pi'li halini yazalım. Hocalar çok sever. 30 derece pi bölü 6'dır. 210 derece 30 derecenin 7 katıdır. Kök 2 cis 7 pi bölü 6. Görüleceği üzere karekök bulma işleminde hiçbir zorluk yoktur. Sadece net olarak yapılması gerekenlere hakim olmalıyız. Öncelikle karmaşık sayı kutupsal biçime getirilmeli. İlk karekökümüz yarıçap karekök içine atılır, açı ikiye bölünür. İkinci karekökümüz yarıçap kök içine atılır. İkiye bölünmüş olan açıya 180 derece eklenir. Bunlar istenilirse dediğim gibi a artı b'yi formatına da çevrilebilir. Burada şimdi biz neyi bulduk onu da bir konuşalım. Bunun karesi, bunun gidip ikinci üssünü alırsanız 1 artı kök 3'ü verir. Bunun da karesi budur. Bunun karesi 1 artı kök 3'üdür. Gidip bunun ikinci üssünü alırsanız 1 artı kök 3'ü verir. Biz yani hangi karmaşık sayıların karesi alınırsa bu çıkarı bulmuş olduk bunları bularak. Karekök tabiri bununla ilgilidir. Bir örnek daha yapalım. Bu sefer sorulma biçimini değiştirerek yapalım. Mesela i üzeri 1 bölü 2 ifadesinin tüm değerlerini bulunuz. Bunun bize karekökleri sormaya çalıştığını bakar bakmaz üstteki kesirli üstten anlamalıyız. Bir karmaşık sayının üstünde kesirli üs varsa bu bize kök soruyor. Bu 1 bölü 2 olduğuna göre kare kökleri soruyor. 1 bölü 3 olsaydı küp kökleri soruyor. 1 bölü 4, 4. derece kökler devam edecek. İlk olarak kare kökünü aradığımız karmaşık sayı i. Bunu kutupsal biçime çevirmeliyiz. Reel kısmı 0, sanal kısmı 1. Sanal eksenimizin üzerinde.
Bunun orijine olan uzaklığı 1 birim. X ekseni ile yaptığı açı ise 90 derecedir. Yani bu iyi karmaşık sayısı. Bir cis, bir yazmamıza gerek yok. Cis 90 dereceye eşittir. Şimdi biz bunun birinci karekökünü bulalım. Z sıfır eşittir. Cis 90 dereceyi ikiye böleceğiz. Cis 45 derece. Önde bir yarıçap yoktu ki onu karekök içine atalım. Z1. Bu bulduğumuzda 180 derece ekleyeceğiz. Cis 45 derece artı 180 derece. Cis 225 derece olarak bunun değerini bulduk. Pi'li yazalım. Cis 45 derece pi bölü 4'tür. 225 derece pi bölü 4'ün 5 katıdır. Cis 5 pi bölü 4. Şu an biz bu i artı 1 bölü i 2'nin tüm değerlerini bulmuş olduk. Birinci değeri i üzeri 1 bölü 2. Cis pi bölü 4'e eşittir. Ve i üzeri 1 bölü 2 yine cis 5 pi bölü 4'e eşittir. Şimdi küp kökleri bulmaya geçelim. Sonra bir de dördüncü derece kökleri yapacağız. Olayın oradan sonra genelleştiğini anlamış olmalıyız. Küp kök bulma. Kök bulurken karmaşık sayımız kesinlikle kutupsal biçimde olması gerekiyor diye konuştuk zaten. Değilse ilk iş onu çevireceğiz. Küp köklerin sayısı 3 tanedir. Kare köklerin sayısı 2, küp köklerin sayısı 3'tür. Z0 ilk kökümüz yarıçap küp kök içine atılır. Açı 3'e bölünür. Cis teta bölü 3. İkinci kökümüz küp kök r çarpı cis teta bölü 3'e 3 kök olduğu için 360 derece bölü 3 eklenerek artar. 120'şer ekleriz ilerleyen kökleri bulurken. 3'e böldüğümüz açıya 120'şer eklere gideceğiz. Karekökte 2 kök olduğu için 360 bölü 2'den 180 derece ekleyerek gidiyorduk. ...120 derece ikinci kökümüz. Z2 kökümüz bir 120 daha ekleyeceğiz. Küp kök R cis teta bölü 3 artı bir 120 daha eklersek 240 derece. Bunlar bizim küp köklerimiz. Bu karmaşık sayıların kübünü aldığımızda, her birinin kübünü aldığımızda kesinlikle R cis teta'yı verirler. Z0'ın kübü buradaki Z'yi verir. Z1'in kübü Z'yi verir. Z2'nin kübü yine Z'yi verir. Bulduğumuz şeyin ne olduğunun farkında olmalıyız. Bir örnek yapalım. Sefer de şu şekilde bir örnek yapalım. Z küp eşittir eksi 1. Sağlayan tüm z'leri bulunur. Şimdi burada bir şeyin kübü alınıyor, eksi 1 ediyor. Yani nelerin kübünü alırsak eksi 1 eder. Yani bize eksi 1'in
kökleri soruluyor. İlk iş bu eksi biri kutupsal biçime çevirmeliyiz. Eksi bir sadece reel kısmımız var. Buradadır. Bunun orijine olan uzaklığı 1'dir. X ekseni ile yaptığı açı ise 180 derecedir. Burada gördüğümüz ifade z küp eşittir. 1'i yazmamıza gerek yok. Cis 180 derecedir. İlk karekökümüz z 0. Buradaki açıyı 3'e bölüyoruz. Cis 60 derece. Z 1. Bunu 3'e bölüp üzeri de 120 ekleyerek gidiyoruz. İkinci karekökü. İkinci küp kökümüz. Z 3, Z 2, cis 60 derece. Bir 120 daha ekliyoruz. 240 derece. Buradan cis 180 derece. Cis 300 derece olarak hepsini bulduk. Pi'ye çevirirsek bunları cis pi bölü 3. Cis pi. Bu da cis 60'ın 5 katıdır. 5 pi bölü 3. İstersek bunların hepsini de a artı b'ye çevirebiliriz. Yani standart forma. Ama şu an bu videomuzda onlarla uğraşmayalım. Örnek sorularımızın içinde sonuçları standart formda da bulduklarımız olur. Küp kökleri daha fazla uzatmadan dördüncü derece kök fikrini de konuşalım. Oradan artık olayı kendi kafanızda genelleştirmelisiniz. Küp kökleri bulurken küp kök içine attık. Dördüncü derece kökü bulurken dördüncü derece kök içine atacağız. Şimdi onu da kuralını inceleyelim. Ondan sonrasını genelleştirmek artık size kalmış bir durumdur. Dördüncü derece kökler. Derece kökler. Yine karmaşık sayımız kutupsal biçimde olmalıdır. Z eşittir. R cis. Teta. Dördüncü derece köklerde 4 kök bulunur. Dolayısıyla 5. derece kökte de 5 kök bulunacak. Z 0. Z 1. Z 2. Z 3 diye 4 tane hazırlayalım. İlk kökümüz buradaki yarıçap 4. derece içine atılır. Buradaki açı 4'e bölünür. 5. derece kök olsaydı burası 5. derece kök içine atılır. Buradaki açı 5'e bölünürdü. Şimdi bir sonrakinde bu teta bölü 4'e kaç ekleyeceğiz? 360 derece bölü 4'ten 90'ar derece ekleyerek gideceğiz. 5. derece kökler olsaydı 360 bölü 5'ten 72'şer derece ekleyecektik. 6. derece kök olsaydı 360 bölü 6'dan 60'ar derece ekleyecektik. Cis teta bölü 4 artı 90 derece. 4. derece re cis teta bölü 4 bir 90 daha eklersek 180 derece. 4. dereceden re cis bir 90 daha eklersek 270 derece. Bunların her birinin dördüncü üstünü aldığımızda buradaki bize z karmaşık sayısını verirler. Dördüncü derece köklerle ilgili örnek yapmaya gerek yok. Bunlarla ilgili zaten örnek videolarımız oldukça fazla olacak. Onların içinde dördüncü, beşinci derece, belki altıncı derece kökler de bulunacak. Kök bulma ile ilgili videomuzu burada noktalıyoruz.